Günaydın. Kuş günlüklerinin birinci bölümünde gene buraya gelmiştim 3 hafta kadar önce. O zaman Ramazan'dı. Bu çeşmenin önünde durmuştum ama su içememiştim. Sadece ellerimi yıkamıştım. Bugün hem biraz suyumu içeceğim hem de gün lazım olacak. Yanıma biraz su alacağım. Bugün sadece kuş gözlemi şeklinde geçmeyecek. Öncelikle hedefim Nikon D780'i test etmek. Onun için buraya geldim. Dediğim gibi 3 hafta kadar önce gelmiştim. Şu an etraf çok değişmiş o zamankine göre. Zifinler açmış, pomarları görüyorum etrafta. Yukarısı daha da şenliklidir diye düşünüyorum. D780 ile hem kuş fotoğrafı hem işte manzara, timelapse videosu tarzı şeyleri deneyeceğiz. O geçen zaman aralığında yeni kuş türleri de gelmiş olacaktır. Onları da görmüş oluruz. Bakalım ilk kuş günlüklerinin üstüne bugün neler ilave edebileceğiz. Gene rüzgar var bugün. Sabahın bu saati tabii rüzgarlı oluyor. Evet, ben hemen suyumu alıp yoluma devam etmek istiyorum. Sıra geldi en zevkli ana. Çayımızı da demledik. Şimdi kahvaltı yapacağım. Saat 10 çeyrek geçiyor. Artık kuşlar için biraz dinlenme vakti. Ben de o dönemi kahvaltı yaparak biraz dinlenerek geçireceğim. Fotoğraflarıma bakarım. D780 testine devam ediyoruz. Hoşuma gitti gibi makine. Artıları var, eksileri var tabi. Mükemmel makine henüz icat edilmemiş belli ki. Şimdi o konuya değinirim ama şu anın tadını çıkarmak istiyorum. Çok beklemiştim. Bu da hanifler içelim. Yaban çileği yani, dağ çileği. Özellikle reçel yaptırmıştım eşime. Şimdi ona afiyetle yemek istiyorum. Hazırlığımı yapayım. Çayım demlenmişti. Şimdi dem almasını bekliyorum. Burada en keyifli her zaman domates, peynir, zeytin, bir parça biber, işte bir ekmek. Ya bu ekstra. Bu farklı bir tadı var çünkü. Ya sırf şunlar bile çok değer katıyor her şeye. Yaptığım işi daha da anlamlı hale getiriyor. Yani sadece kuş çekip döndüğüm zamanlar da olmuştu. Onlar şimdi sanki biraz böyle boşa geçmiş zaman gibi geliyor bana. Hepsinin farklı tadı var aslında. Belki zaman ilerledikçe olaylara bakışımız değişiyordur. Onun da etkisi olabilir. Evet, bana afiyet olsun. Ben arazide gezmeye devam ediyorum ama güneş yaklaşık bir 30-40 dakika sonra batacak. Artık dönüş yolundayım. Bugün kuştan ziyade amacım D780'i test etmek ve bir de kahvaltımı yapmaktı. Geçen sefer yapamamıştım. Bu iki hedefime ulaştım. Kuş da çektim ama
Nedense bir istediğim hareketliliği göremiyorum. Hani soğuğa bağladık ama gerçi en son geldiğimden sonra bir kar yağdı buraya. Biraz şartları değiştirdi herhalde kuşlar için. Çok bir hareketlilik yok etrafta. Yani çoktan azlanıyorlar, çallardan çıkmıyorlar. Yani bugün kuşa değil de kahvaltıma doydum. Bir de işte 7D780'i test ettim. Onunla biraz vakit geçirdim. Epey vaktimizi aldı. Yani çok detaylı bir inceleme yapmaya çalışıyorum. Makinenin özelliklerini oldukça arttırmışlar. O yüzden geniş bir süre lazım incelemek için. O bittiği zaman da paylaşacağım zaten. Hatta buraya da linkini koyarım yukarıya. 2 gün sonra farklı bir yaylaya gitmeyi düşünüyorum. Ortamı değiştirmek için hem de D780'e devam etmek istiyorum gene testine. Farklı ortam, belki makineyi daha iyi zorlayabileceğim şartlar çıkar. Şimdilik bu kadar. Kuş günlükleri 3'e devam ediyoruz. Bugün Sultan Murat Yaylası'ndayım. Şu an Parma Yaylası tarafına doğru geldim biraz. Sabah bahsettiğim hedef kuşların aslında hepsini gördüm. Fotoğraf da aldım ama hani öyle çok üst düzey, çok tatmin edecek düzeyde olmadı. Kuşlarda bir şey var neyse. Çok tedirginler, çok ürkmüşler. Sayıları da az geldi bana. Nedenini bilmiyorum yani soğuktan mı acaba? Biz geçen hafta kaloriferi yakmıştık, doğalgazı kullanmıştık. Bilmiyorum tabii bunlar üst üste geliyor mu? Yaylada çok hızlı hareket ediyorlar. Yani arabalarla 60-70 km hızlarla hareket ediyorlar. Yani gözüme kestirdiğim kuşlara bakıyorum. Arabalar yandan geçerken büyük bir korkuyla kendilerini boşluğa atıyorlar. Tabii bunlar da etkiliyor. Arkadan Kafkas çılgını sesi geliyor. Duyuyorsunuzdur. Evet. Onların eşliğinde güzel bir kahvaltı yaptım. Çayın da sesi geliyor olabilir. Hani bu yönden çok keyifli ama hani kuş yönden biraz aradığım tatmini bulamadım. Merhaba size de. Şimdi D780 incelemeye devam edeceğim. Kahvaltım bitince biraz dinleneceğim. Sabah yine erken kalktım çünkü. Hava da biraz bulutlandı. Belki biraz timelapse denemesi yaparım. Oradan da işte Boğmaklı Ardıç'a tekrar gideceğim. Başka bildiğim bir yer var. Bir de şansımı orada deneyeceğim. Öyle en azından. Burada şu zifinlerin kokusunu almak, işte komarların içinde bulunmak bile ayrı bir keyif. Keşke kuşlarla taçlandırabilseydik ama her zaman yolunda gitmiyor işler. Elimizdekiyle mutlu olmayı öğrenmeliyiz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.